ve Mare Gündoğan'dayız. Melis Olcay. Melis, sen kendini biraz anlatabilir misin? Sanatçısın ama aynı zamanda biraz tabii ki başka yönlerin var. Evet. Onu öğrenelim senden. Tabii ki. Ben öğrenciyim. Los Angeles'ta yaşıyorum şu an. University of Southern California'da okuyorum. İşletme ana dal yapıyorum. Sanat yan dal yapıyorum ve psikoloji yan dal yapıyorum. Yani bir ana dal, iki yan dal alacak şekilde eğitimime devam ediyorum. Üniversitenin ilk iki senesini bitirdim. Diğer iki senesi kaldı. Yani yarısındayım. Şu an 20 yaşındayım. Bu da ilk profesyonel sanat sergi. Evet, onu soracağım. Şimdi işletme dediğin işte öğrencisin hala. Neden bu, nasıl ve bu alana sanat ve dijital sanatı neden girdin ve hedeflerin nedir? Açıkçası ben sanatla hep çok ilgiliydim ama hiç bu kadar profesyonel bir şekilde sanat yapmayı 2 yıl öncesinde bile düşünmezdim. Benim halam çok büyük bir sanatçıdır. Hı. O bana... Kimdi o? Sırma Kefeli. Hı hı. Kendi çok güzel abstract çalışır. Yani ben çok beğeniyorum. Onunla büyüdün işlerini. Biraz yani onlara göre. Kesinlikle. Hı. Benim zaten halam yani ikinci annem gibidir. Hı hı. Ve onların da çok güzel bir atölyesi var İstanbul'da. İstanbul'da bunlara gördüm. Evet. Anladım. Onları gördüm. Her zaman halamla buluştuğumda işte önce atölyeye gel, oradan kahve içelim falan tarzında. Yani ben hep bu atölyeye bir giriş çıkış içerisindeydim. Ama hiç gel de seninle sanat yapalım tarzında girmemiştim. Korona döneminde ben tam üniversiteye girmiştim ama gidemiyordum üniversiteye bu vize problemlerinden. Halam da dedi ki sen bu zamanı kaliteli ve produktif bir şekilde geçir ve benimle atölyeye gel. Orada atölyede başladık. Önce daha somut linolle başladık. Linol baskıları yaparak başladık. Sonra dedik ki sen bu atölyeyle sınırlı kalma. Senin evde de çalışabileceğin bir işin olsun. O şekilde dijital sanata geçtik. Çünkü biz biliyorduk ki ben sonra Amerika'ya gideceğim ve bu atölyenin bana sunduğu imkanlar olmayacak. Bu sonuçta 4 katlı bir atölyeydi. Basımını yapıyorduk, her türlü makinesini yapıyorduk vesaire. Sonrasında ben bu sanatın bana her daim accessible olabilmesini istedim. O yüzden dijitale geçtim. Çünkü sonuçta ben burada göreceğiniz her eseri iPad'de yapıyorum. Evet. Ya onu bir konuşalım. Bu iPad'le pandemikte biraz bu süreçler böyle başladı. Böyle bu işler çalışırken dijital çalıştın. Evet. Dijital derken bu koleksiyon tamamen dijital değil. Biraz yapım sürecinden bahsetmek istiyorum. Yine fiziksel bir başlangıcı var. Yani bunların hepsi aslında gel printing olarak başlıyor. Ya ona alın, gel printing tam nedir? Gel printing... Kısaca anlatayım. A4 şeklinde jelo bir tabaka düşünün. Jole gibi yani resmen. Onun üzerine boyama yapıyorsunuz. Onun kendi özel bir paint'i var. Onunla biraz Ebru benziyor. Ebru da öyle Ebru değil mi? Ebru gibi diyebiliriz. Ama Ebru suda daha distort etmesi kolay oluyor. Evet. Bu Ebru'dan ziyade daha nasıl diyeyim, kaba bir tabaka olduğu için anladım. Üzerine boyama yapıyorsunuz diye diyebilirim. Sonra onu adeta bir baskıymış gibi, mühürmüş gibi kağıda basıyorsunuz. Ve sonra bu boyası ona özel bir boya olduğu için kağıtla silebiliyorsunuz bu jel tabakayı ve tekrar başka bir şekilde boyayabiliyorsunuz. Anladım. Sonra öyle bir fiziksel baskı yöntemle öyle başladı. Öyle bir fiziksel baskıyla başladı. Bu bahsettiğim gel printlerden 35 farklı gel print aldım. Yani 35 farklı A4 baskı aldım. Sonrasında bu baskıları keserek, biçerek bir kolaj yaptım. Bizim bildiğimiz eski mantık kolaj. Yani büyük bir tabaka. Kağıtlara bu baskılara anladım. Aynen. Sonra da printle yani yapıştırma tarzında. Sonrasında bunu medyaya aktardım ve bu hali verdim. Yani taradın yani. Taradım, evet. O yüzden bu aslında tamamen dijital değil. Yani bunun öncesinde benim bu bahsettiğim atölyede halamla beraber çıkardığım fiziksel şeyler de. Fiziksel şeyler ne oldu onlara? Çöpü mü atıyorsun? Yok, çöp atmıyorum. Tabii benim için anlamları çok büyük. Onlar ama onları satmıyorsun. Yani. Ama eser satmıyorum. Olmuyor onlar. Yok. Onlar eserin başlangıcı şeklinde. Eskizler fiziksel gibi bir şey. Fiziksel, evet. Anladım. Şimdi jelden, baskıdan, boyayla dijitale geldi. Evet. Dijitaldeki süreçleri anlat. Yani dijitalde çalışırken bunlara böyle nasıl müdahale ediyorsun dijital olarak? Dijitalde açıkçası çalışmak çok daha kolay. Bana dediğim gibi yani sanatımı benimle beraber Los Angeles'a bu şekilde götürebildim. Çünkü yoksa benim için belki de sanat İstanbul'da limitlenmek zorunda kalacaktı. Atölyedeki imkanlarımla limitlenmek zorunda kalacaktı. Dijitalde iPad üzerinden yapıyorum. Söylediğim gibi. iPad üzerinden farklı farklı uygulamalar kullanarak yapıyorum. Orada da valla yeni yeni yani bu koleksiyonda görebiliyorsunuz.
biliyorsunuz hatta iPad'le daha aşina olma sürecimi, yani koleksiyonun büyük sayılarından küçük sayılarına kadar hissedebildiğinizi bile düşünüyorum. Benim için çok güzel bir süreç oldu. Hem teknolojik sanata alışma, hem dijital sanat yapım sürecine alışma. Çok keyifliydi yani. Okey. Şimdi bunlar dijital sanat eseri olarak var. Yani şimdi biz dijital sanat eseri son 2 yılda çok ciddi bir süreç içindeyiz. Evet. Eskiden hiç kimse bu dijital sanatı çok böyle önemsemezken, yaklaşık böyle 2 yılda böyle bir non-fungible token olayı başladı. Sen ilk bunları yaparken ben bunları bir NFT olarak satacağım diye bir düşüncen var mıydı? Hiç öyle bir düşüncem yoktu açıkçası. Ben dediğim gibi benim bundaki yapış amacım sanatın benimle her yere gelsin. Hmm. Çünkü özellikle iPad kadar kolay bir şeyle yapabilmeye başladıktan sonra, yani Los Angeles'ta Santa Monica'ya gidiyorum, iPad'imi yanımda alıyorum. Hmm. İşte ne bileyim Joshua Tree'ye bir road trip yapıyoruz, iPad'imi yanımda alıyorum. Ve her gittiğim yerde esinlenebiliyordum. Çünkü sanat öyle büyük boyalar, büyük makineler gerektiğinde sadece tek bir yerde yapıyorsun aslında. Hmm. Sadece atölyede yapıyorsun. Ama burada ben İstanbul'dan, Bodrum'dan, işte gittiğim diğer her yerden, Amerika'daki uçağımın manzarasından, her yerden esinlendim yani. O yüzden çok daha büyük bir şanstı. Ama hiçbir zaman bunları NFT'ye yapacağım diye düşünmedim. Tabii sonra bunu NFT yapsak mı dedikten sonra koleksiyonu büyütmek için... O nasıl oldu? Yani için... Özgür şeyde nasıl tanıştın? Bu X-House şeyi nasıl? Benim Özgür partnerim. Bizim Özgür'le tanışma hikayemiz de biraz komik aslında. Biz ikimiz de Cornell'de New York'ta bir yaz okuluna gitmiştik. Orada da ilk gün böyle bir tanışma etkinliği vardı. Herkes işte adını söylüyordu ve nereden olduğunu, yani nereden geldiğini söylüyordu. Ben de birine gittim işte "Hi, I'm Melis. I'm from Istanbul, Turkey." dedim. O bana dedi ki "Aa, bir tane daha Türk buldum. Çabuk diğer çocuğu getirin bana" falan dedi. Sonra Özgür getirdiler bana. O şekilde tanıştık. Hiç arkadaşlığımız, yani biz beraber gelecekte iş yaparız şeklinde başlamadı. Sadece arkadaşlığımızı devam ettirdik Cornell'den sonra ve böyle içinde bulunmak istediğimiz business'lar böyle paralel gitti diye anladım. Sonrasında Özgür bu NFT işine girmek istedi. X-Funds'ı kurmak istedi. X-Funds bünyesinde X-House projeleri çıkarmak istedi. Benim de zaten sanatla ilgili olduğumu biliyordu. Biz hep kontaktaydık yani Özgür'le. Dedi ki "Sen benim ilk sanatçım olur musun?" Ben dedim ki "Tabii ki, niye olmayayım?" O şekilde bir ortaklığımız başladı bizim. Şimdi bu sergi Bodrum'da gerçekleştirdiniz. Bu Bodrum'da bunu yapma nasıl bir oldu? Yani sen ilk sergin ilginç bir yerde başladın sanat kariyerine. Evet, kesinlikle ilginç bir yerde başladın. Yani bir de son gün, şu anda sergi kapanmak üzere. Bir iki saat bu kaldı. Bu hafta sonu şeklinde yaptık. Evet. Biz ufak bir, yani biz burayı aslında bir sergi değil de daha ziyade bir lansman etkinliği şeklinde yaptık. Cuma günü büyük açılışımız oldu ve sonra da hafta sonunda tutmak istedik. Ama bu böyle işte başka müzelerde böyle iki ay kalan sergiler falan tarzında değil. Yani cuma, cumartesi, pazarlık bir sergi oldu. Bu konum seçimimizde Sebomare bizim zaten sponsorumuz oldu. Bize her konuda yardımcı oldular. Yani Sebomare daha şu an zaten bir inşaat. O yüzden yani bizim bu otel lobisini açmakta çok büyük yardım ettiler. Burası aslında otel lobisi. Burası otel lobisi olacak. Evet. Ha, ilginç. Yani bir sergi böyle hala üzerinde çalışılan bir Bodrum'da böyle geçici alanlarda olabiliyor. O da ilginç bir dinamik. Biz zaten bunu ufak bir pop-up sergi gibi düşündük. O şekilde yapmak istedik. Yani ani bir kendimizi tanıtmak istedik. Kendimizi ortaya koymak istedik. Ve sonrasında daha tabii kalıcı, daha büyük sergi projelerimiz de olacak. Ama bunu aslında bir sergi demeyebiliriz yani. 3 günlük bir pop-up. Nasıldı tepkiler? İnsanlar yani ilk önce senin sanatını, NFT'si, işte Bodrum'daki bunu görmek nasıl bir şeyler aldı? Vallahi benim için çok güzel bir deneyimdi. Ben yani her zaman sanatım hakkında ailemden, yakın arkadaşlarımdan olumlu tepkiler aldım ama onlar ne diyecek? Sen çok çirkin sanat yapmışsın mı diyecek. Ve buraya gelen insanlar yani bu konsepti ayrı beğendiler. Çünkü insanlar NFT'yi şu an böyle ya iyi takip edip biliyorlar ya da onlara çok yabancı bir konu olarak geliyor. Burada NFT dediğimiz şeyleri televizyonlarda yaptığımızı görünce, içeride geçince görürüz zaten. Televizyonlarımızdan bir tanesinde mesela tahta bir çerçeve yaptık.
Yani sadece adeta evde bir tabloymuş gibi. Biraz şey olsun yani. Evet. Familiarize etmek için. Anladım. Daha onlara yabancı gelmeyen konseptlere sokunca insanların da çok kafasına yattı. Tabii ki insanlar yine böyle onlara daha familiar gelen şeylere sokmak istiyor. Mesela bunları ben alsam tuvale basar mısın diyen çok oldu. Ha, yani, physical tekrar dönüşü olmak evet, istiyor. Onu yapmak isteyenler de var. Daha bu dijitale dönüşten direnenler de var. Ama yine de tepkiler çok güzeldi. Yani benimle, sanatçıyla ben bir fotoğraf çekeyim deyip hiç tanımadığım insanlar geldiler. Benle saatlerce konuştular. Fotoğraflar çektiler. Yani gelip ailemi tebrik ettiler. Ne güzel doğurmuşsunuz falan diye. Bunların hepsi bana sadece bir sanatçı olarak değil, kişi olarak da çok büyük motivasyon verdi yaptığım şeyi yapmaya devam etmek için. O benim adıma çok güzeldi. Bodrum'da son soru. Bodrum'da sanat yani bunu Bodrum'da yapmak senin için ne oldu yani buradaki dinamikler? Sonra da burası bir farklı bir yer. Yani. Evet, burası İstanbul'dan çok daha farklı bir yer. Buranın şöyle bir özelliği de var. İnsanlar Bodrum'a iş yapmak için değil, tatil yapmak için geliyorlar. Ama Bodrum'da çok fazla sanat galerisi, sanat koleksiyonu açılışı oldu. Siz de biliyorsunuz, evet. Siz hepsiyle konuştunuz, konuşmaya devam ediyorsunuz. Biz de onlardan biri olmak istedik. Ayrıca kendimizi tanıtmak istediğimiz clientele'ın Bodrum'da olduğunu düşündük. İstanbul'a nazaran sezon gereği. Dolayısıyla öyle bir şey düşündük. Tabii İstanbul'da olan keşke gelebilseydik diyen katılamayanlar da oldu. Zaten İstanbul'da da başka bir etkinlik düşünüyoruz. Ama Bodrum bizim için güzel bir açılış oldu diye düşünüyorum. Okay. Çok teşekkürler Melis için. Bize içeriye geçip biraz içerideki eserlerin önüne biraz konuşalım. Tabii ki. Şimdi Melis, ilginç bir sanat eserinin önündeyiz. Yani burada bir televizyon var, bir çerçeve var, birisinin eserleri burada dönüyor. Biraz anlatır mısın? Burada ne görüyoruz? Bunlar dijital sanat eserleri. Evet. Senin bu bahsettiğin proseste oluşmuş. Nasıl, nedir bunlar? Bunların hepsi benim yaptığım aslında 1234 parçadan oluşan koleksiyonun. Burada 90 tanesi var. Birileri. Bu televizyonların her birinde biz 6 tane eser döndürüyoruz. Şu anki şu anki sergimizde sanat parçalarına adanmış 14 tane televizyonumuz var. Hepsinde 6'şer tane eser dönüyor. Bu spesifik televizyonda bir çerçeveletme içine girdik. İçerideki, dışarıdaki röportajımızda da bahsetmiştim. İnsanlara daha onlara yakın gelsinler, evlerine daha konulabilir gelsinler diye. Anlasınlar ki bu böyle yani evinde böyle evlerine de ait olabilecek bir şey olduğunu, dijital sanatın görmelerini istedik. Çünkü herkes yabancı hissediyor. Evlerine sokmak konusunda çok tereddütlüler. Evlerine de konulabilecek bir şey olduğunu göstermek için. Dikey konuldu bunlar özellikle. Evet. Yani bu format meselesinde dikey, yatay, yani nasıl bir NFT ile bu benim hani NFT'leri dik koyun veya yatay koyun gibi bir yorumum olamaz. Aldığınız esere bağlı. Melis'in eserleri kare eserler gördüğünüz üzere. Biz bunları yatay koymaktansa dikey koyarak siyah noktaları minimize etmeye çalıştık. Eseri ortalamaya çalıştık. Daha da etkili bir sunum şekli olduğunu düşünüyorum. Bir de burada bir dönme var. Evet. Bu mesela biraz daha hızlı, yandaki biraz daha yavaş gibi. Aslında yani, öyle bir şeyimiz yok. Sadece yani bir önerim var mı? Mesela ben bunu aldım, evimde koydum. Nasıl sergilemem lazım? Şimdi şöyle, burada yani bu televizyonda 6 tane farklı eser var. O yüzden git geller oluyor, arada bir karar mı oluyor? 6 tane eser sergiliyoruz. Mesela bir tane alsanız zaten benim önerim bunu her zaman bu şekilde tutmak. Hiçbir kapanma, açılma olmadan. Diyelim 2 tane aldınız, o zaman onu ben mesela ne yapardım? Sabah bir tanesi, akşam bir tanesi. Anladım, daha uzun var. Evet. Mesela yan tarafta daha yavaş dönüyor şeyler. Eserlerin şeyi, slideshow olarak. Bu televizyonda çerçeve yok. Ve yine herkese sordu soracağım. Özgür, ben bu NFT'yi alırken bu JPEG'i alınca yani başkası o JPEG'i alır da koyar. O nasıl renk yaptı? Onu da geçiyor ama burada tam neye sahip oluyor? Yani tabii ki. Yani NFT aslında yani bu JPEG mi sahip oluyor yani? Biliyoruz bir sorun cevabı mı? Yani bu JPEG'in sahibi sırf tabii ki siz olmuyorsunuz. Ama JPEG'in orijinalinin sahibi siz oluyorsunuz. Evet. Bunun bütün haklarına siz sahip oluyorsunuz. Sahip siz olmuyorsunuz dediği de bizlerde kaldığı için yani. Evet. Biz sizin arkanızdan başka birine bir satışını yapmıyoruz tabii ki. Evet. Ama bir yapım sürecinde benim iPad'imde, Özgür'ün bilgisayarında falan bunlar kalıyor. Ama bunu yasal olarak kullanabilen bir tek siz oluyorsunuz. Anladım.
Bu arada yine bir teknik soru. Bunlar birisi sergiye gelmedi ama bir marketplace'de almak istiyor. Nereden alabilirler? OpenSea. Elastic Web. Her eserimizin altında burada QR kodlarımız var. Bu QR kodları okuttuğunuzda bu spesifik esere gidiyor ama sonuçta o OpenSea sayfasına erişmiş oluyorsunuz. Oradan istediğiniz gibi bakabiliyorsunuz. Burada benim için ilginç taraf, şimdi Bodrum'dayız. Bodrum'da bu eserleri böyle dijital olarak, yani bu doğal manzaranın yanında bir topografide başka bir hissiyattan oluştu bende, yani beklemediğim bir hissiyattan. Yani dijital bir biraz organik tarafı var. Çok uyum sağladı diye düşünüyorum senin o ilk. Orada bir dalga var. Evet, burada bir dalga var. O Elastic Waves'in biraz organik bir şey tarafını bir anlatır mısın? Yani orada o dalganın elastik olmasının bu tür dijital eserlerdeki rolü nedir senin? Elastik olmasının nedeni şu, bahsettiğim gibi size, bunların hepsi aslında çok rigid, küt bir kanvasta başlıyor. Benim yaptığım bir kolajda başlıyor. Ve sonra zaten sanatın elastik olmasıyla beraber, sanatın değişebilir, yöneltilebilir olmasıyla beraber böyle şeylere dönebiliyorlar. O yüzden oradaki elastik sanatın fleksibilitesi hakkında diyebiliriz. Şimdi NFT piyasasında tabii ki Özgür anlattığı gibi çalkantı günler yaşadık ama uzun vadeli bu sanat eserlerin, çünkü başka bir yerde bu eser yok. O yüzden yani Madison şu an bu üretimi, bu sanat anlayışı burada gerçekleşiyor. Bunun anlamı şöyle görüyorum. Yani bazı sanatçılarımız orada kendilerini ifade etmek istiyorlar. Dijital anlamda. Biz de onlara destek vererek onların NFT'sini platformlara koyan arkadaşlarla şey yapıyoruz. Şimdi o şeyler bir gidip görelim son o büyükleri. Tabii ki. Bu sergide biz toplam 12 tane küçük televizyon kullandık. Yani bunlara küçük televizyonlarımız diye ad veriyoruz. 2 tane de büyük televizyon kullandık. Bu büyük televizyonlarımızda aynı anda 2 tane eser gösteriyoruz. Diptik yani. Evet. Bunlar ama sizin seçeneğiniz diptik olarak. Evet. Bizim küratörümüz Zeynep Arınç bu arada. Bir küratörünüz var. Onu bir küratörün rolü ve şeyini. Zeynep Hanım aynı zamanda Akbank Sanat'ta küratörlük yapıyor. Ve bizim bu sergide küratörlüğümüz yaptı. Buradaki 90 eserin onun seçkisi. Toplam 1234 parçalık bir koleksiyon söylediğim üzere. Bütün eserleri o seçti. Nasıl sergileneceğini. Zeynep Arınç Akbank'ta. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Küratörlerin burada bir gizli kahramanlık görüyoruz. Kesinlikle. Biz de gizli. Evet, biz gizli bırakmamak istiyoruz bu kahramanlığını bu arada. Tüm bu televizyonların işte yok insan gözünün seviyesinde olmasına karar verilmesi, tüm bu yani yan yana olacak eserlere karar verilmesi, aynı televizyonda geçen eserlerin işte ahenkte olmasına karar vermesi, hepsi Zeynep ablaydı. Ona buradan kalplerimi yolluyorum. Okey, son soru. Sergiye 1,5 saat kaldı. Kapatıyorsunuz. Evet. Çok klişe bir soru. Duygularınızı alayım. Çok üzgünüm. Ben yani buraya zaten Bodrum'a 5 gün önce geldim. Dediğim gibi 5 gün önce geldiğimde burası şantiyeydi ve ben son hallerine geldim. Ve daha burada işte insanlar tokmakla çivi çakarken ben böyle televizyonlara bakıp ağlıyordum. Yani benim için çok başka bir şey. Ben bundan sadece 6 ay önce Los Angeles'ta flea marketlarda sanatlarımın posterlerini 10 dolara satıyordum. Ağladım. Ve şu an geldiğim yer yani bilmiyorum, ben çok mutluyum. Özgür. Çok gururluyum. Benim için biraz daha farklı Melis'ten. Ben buraya başladığımda bu sergiyi hani bu hale getirmeye başladığımızda burada hiçbir şey yoktu. Mermerler yoktu, avizeler hiçbir şey yoktu. Buralar hep tutluktu. Tutluktu. Her anda buradaydım. Çok enter. Benim için yani çok bu farklı. Yoktu birkaç gün evvel. Hiçbir şey yoktu. Anladım. Yani mermer yoktu. Mermer yoktu. Mermer, şu duvar yoktu mesela. Gibi gibi. Bütün bu süreçte burada olmak ve şirketimle beraber Melis'in projesini... Bu şirketi tekrar ismini alalım. X-Funds. Şirketimle beraber Melis'in de lansmanını bu kadar güzel bir şekilde Zeynep Hanım desteğiyle Melis'in sanatıyla yapmak benim için çok özel. Çok bir sponsorumuz vardı. Evet. Arçelik. Evet. Teknoloji sponsorumuz. Onlara da çok teşekkür ederiz. Mekan sponsorumuz Seba Mare tabii ki. Onlar da olmasaydı yani bu televizyonların hepsi Arçelik sonuçta. Arçelik olmasaydı, bize bu mekanı sağlayan Seba olmasaydı da belki biz bugün burada olmayacaktık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Size de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Bizim için yani
yani biz Bodrum'dayız sürekli mimarlık tarafında. Bu yılda bu sanat eserleri görmek ve sizin gibi genç girişimci, ben genç düşünürken böyle işte iş yap 24-25 ama siz hakikaten genç. 20-19. 19 çok önünüz açık ve çok pozitif ve mantıklı iş stratejilerle bunu yapıyorsunuz. Onlar önemli. Yani iyi sanat ama iyi iş stratejileri. Bodrum'da bu yaz böyle etkinlikler daha geniş ve daha derin anlamda görüyoruz. Elastic Waves, Bedis Olcay, Özgür Dinçer'in X-House, Arçelik sponsor, Sabi Mahalle sponsor ki Zeynep Arınç küratörlüğüyle görüyoruz ki bir takım destek ve hakikaten bir gruplar bunları oluşturuyor. Bodrum'da bu kültür işlerde NFT'de bu yıl Elastic Waves'de galiba Bodrum'un ilk NFT sergisini size çok teşekkürler ve biz çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz.